Efendim, eğitim ve yaşamdan mutlu haftalar dileyerek bugünkü ilk yayınımıza başlıyoruz. Bugün yine iki bölümde çok değerli konu ve konuklar olacak karşınızda. İlk bölümümüzde Aydın Üniversitesi var ve İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alev Katrinli bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Ve yine aynı üniversiteden Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Burcu Karaduman. Duman siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Efendim şimdi şunu sormak istiyorum. İktisadi İdari Bilimler Fakültesini tercih yapacak öğrenciler. Orada hangi bölümler var? Bizim 7 tane bölümümüz var. Bunlardan 4 tanesi İngilizce dilinde eğitim yapıyor. 3 tanesi Türkçe eğitim yapıyor. İşletme bölümümüz var 2 tane. Hı hı. Birisi Türkçe eğitim yapan, birisi İngilizce eğitim yapan. İşletme bölümünde eğitim genel anladığımız kapsamda bir işletmecilik eğitimi. Hı hı. İşletmeciliğin her branşında öğrenciyi piyasaya hazırlıyor ya da akademisyenliğe hazırlıyor. Diğer işletmelerden ne farkı var diyeceksiniz muhakkak. Evet. Daha önceki programlarda muhakkak söz edilmiştir. Bizim üniversite olarak uygulamaya verdiğimiz ayrı bir önem var. Dolayısıyla biz işletmecilerimizi, daha doğrusu fakültemizin bütün öğrencileriyle birlikte işletmecilerimizi de uygulamaya hazır bir şekilde, piyasaya hazır bir şekilde yetişmiş elemanlar olarak hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra başka diğer bölümlerimiz, yine Türkçe eğitim yapan muhasebe ve finans bölümümüz var. Önemli bir bölüm. Özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki gelişmelerle bayağı önem kazandı. Uygulamaya çok açık bir bölüm. Ekonomi ve finans bölümümüz var. Türkçe eğitim yapan. Bu bölümde de hem ekonomist yetiştiriyoruz hem de finansmanı araç olarak kullanmayı bilen öğrenciler yetiştiriyoruz ki bunlar piyasaya çıktıklarında çok kolaylıkla iş bulabiliyorlar. Bunun dışında İngilizce eğitim yapan uluslararası ticaret bölümümüz var. Bu bölümde bütün ihracat, ithalat kuralları öğrenciye öğretiliyor. Daha çok dış ticaretle uğraşmak isteyen adaylarımız varsa bu bölümü öneririm kendileri için. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümümüz var. Bu diğerlerinden farklı olarak TM2 ile öğrenci alan bir bölüm. Çok kaliteli bir öğretim üyesi grubuna sahip burası da diğer bölümler gibi. Ve burada öğrencilere hem siyaset bilimini ana hatları veriliyor, hem de bunların çeşitli organlarda nasıl işlediği anlatılıyor. Ve son olarak da yeni bir bölüm açtık biz fakültemizde bu sene. İlk defa öğrenci alacağız. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği. Ben bunu çok merak ediyorum. Bu yıl öğrenci alacaksınız. Sivil hava ve ulaştırma işletmeciliği. Ne iş yapacak buradan mezun olan öğrencilerimiz? Bu öğrencilerimiz özellikle Türk Hava Yolları ya da benzer hava yollarının çok işe almak istediği elemanlar yetiştiriyor. Bugüne kadar sektörde çalışan ve bu işleri yapan elemanlara özel bir eğitim verilmemiş. 4 yıllık ya da 2 yıllık. Bunlar daha çok sertifika programlarıyla yetiştirilmiş. Ancak şu anda bizim açılan bu bölümümüzde öğrenciler hazır bir şekilde yetişecekler. Hemen bir hava sektöründe ya da ulaştırma sektöründe görev alabilecekler. Bunların tabii avantajları bu sektör İngilizce olmadan olmaz. Evet. İngilizce eğitim almaları. Bir başka avantajları daha şimdiden öğrenci almadan birçok kurumla bağlantı kuruldu. Staj yapacakları yerler şu andan hazır. Ve öğrenci de kendisini bir parça öne çıkartırsa zaten staj yaptığı işlerde çoğu zaman genelde öğrenciler devam ediyorlar. Peki hocam, biraz da Diş Hekimliği Fakültesine dönmek istiyorum.
Sağlık sektörüne yeni girdi Aydın Üniversitesi. Diş Hekimliği Fakültesi de 2 yıldır var. Nasıl bir eğitim modeliniz var diş hekimliğinde ve bu yıl açılacak bölümler var mı? Belirttiğiniz gibi İstanbul Aydın Üniversitesi eğitimin her alanındaki başarısını şimdi sağlık sektöründe de devam ettirmeyi hedefliyor ve bu amaçla Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açıldı. Hı hı. Ancak bu sene aramıza Sağlık Bilimleri Fakültesi de katıldı. Yeni açılan bölümler demişken hemen Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden bahsetmek isterim. Oldukça iftihar ettiğimiz bir fakültemiz. Hı hı. Odyoloji, çocuk gelişimi ve sağlık kurumları yöneticiliği olmak üzere 3 yeni bölümle bu sene kılavuzda yer almak. Dolayısıyla tercih yapacak öğrenci arkadaşlarımıza bu noktayı hatırlatmak isterim. Hı hı. Diş Hekimliği Fakültesi aslında eğitiminden belki de en çok haberdar olduğumuz fakültelerden bir tanesi. Hı. Çünkü hepimiz en az bir kere diş hekimine gitmişizdir, başvurmuşuzdur. Dolayısıyla diş hekiminin nasıl bir meslek olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Diş hekimliği eğitimi 5 senelik bir eğitim. Bunun ilk 2 ya da 3 senesi öğrenciyi hastayı hazırlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen bir laboratuvar eğitiminden oluşur. İstanbul Aydın Üniversitesi diğer üniversitelerden farklı olarak bu eğitime yeni bir öncülük getirmiştir. O da tıpkı pilotların uçak kullanmasında öncülük eden simülasyonlar gibi öğrencilerimize özel bir oral simülasyon laboratuvarı oluşturduk. Bu laboratuvarda tıpkı diş hekimliği ünitine benzeyen özel cihazların bulunduğu ve bu cihazların üzerinde de insan kafasını taklit eden özel fantom kafaların bulunduğu bir laboratuvar tesisatı bulunmakta. Üstelik biz bu laboratuvarda yine öğrencilerin sadece eğitim saatlerinde değil, diğer saatlerde de faydalanabileceği bir çalışma saati oluşturmayı hedefliyoruz. 2 senelik eğitimden sonra ise öğrencilerimiz artık hasta ile baş başa kalmak durumundalar. İşte burada da Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz devreye girecek. Bu merkezde adından da anlaşıldığı gibi öğrenciler sadece hasta bakmakla ya da hocalarını izleyerek bir şeyler öğrenmekle kalmayacaklar. Aynı zamanda bilimsel araştırmalara da birebir katılma fırsatı bulacaklardır. Ama burada uygulamada çok önemli aslında. Muhakkak. Değil mi? Uygulayarak öğrenilecek bir bölüm muhakkak. Aslında değil mi? Ne kadar çok vaka, ne kadar çok hasta görürse bir diş hekimi öğrencisi ileride o kadar başarılı olacaktır. Kesinlikle. Bu anlamda biz iki hizmet veriyoruz. Biri fakülte hizmetimiz. Hem orada hasta görebilirler hem de Ağız Diş Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi'nde de yine bu hastaların devamlılığını sağlayabilirler. Dolayısıyla vaka anlamında bir sıkıntı yaşamazlar. Bir de Sağlık Meslek Yüksekokulu var sizde. Bu Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun iş imkanlarını merak ediyorum açıkçası. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu son derece kapsamlı bir okul. Birçok bölümü içeriyor. Ağız Diş Sağlığı programından tutun ilk yardım ve anesteziye kadar varan bir yelpazesi var. Özellikle ikinci öğretimin de bu eğitime dahil olmasıyla rağbet gören okullarımızdan bir tanesi. Hmm. İstanbul Aydın Üniversitesi %86'ya varan bir mezunlarını işe yerleştirme oranına sahip. Hmm. Bu oranı özellikle Meslek Yüksekokulu'nda da korumaya, muhafaza etmeye çalışıyoruz. Çok önemli bir avantajı var bu okulun. Bir kere Diş Hekimliği Fakültesi gibi ve Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi her zaman pratik imkanı yapma bulacakları 2 tane hizmet sektörü onlara açık. Dolayısıyla her zaman kapılarımız oradan mezun olacak olan öğrencilerimize açık. Ama tabii çözüm ortaklarımız vasıtasıyla da yine bu öğrencilerimize her anlamda mezuniyetlerinden sonra iş imkanı bulmaya çalışıyoruz. %86 bu anlamda gerçekten yüksek bir oran. Oldukça yüksek bir oran. Peki ikinci öğretimleri de sormak istiyorum. İkinci öğretimlerin açıkçası biraz yabana atıldığını da düşünüyorum ben. Aslında öğrencilerimize buradan anlatmaya çalışıyoruz her seferinde. Onların diploma olarak hiçbir farkı yok. Hatta belki size daha büyük avantaj sağlayacak. Belki çalışıp okuyacaksınız diye. Biraz bundan bahsetmek ister misiniz öğrencilerimize? İkinci öğretim üniversitemizin birçok fakültesinde var. İktisadi İdari Bilimler'de olmamakla birlikte ama bu öğrencilerimizin en büyük avantajı gündüzleri çalışıp geceleri okuyarak hem iş tecrübesi edinerek hem maddi destek hem ailelerine hem kendileri için sağlayarak gece öğrendikleri bilgileri gündüz iş yerinde kullanmayı görerek
bir eğitim görmeleri gerçekten avantajlı. Ama sizin fakültenin ikinci öğretimi var değil mi hocam? Diş hekimliği fakültesinde yok. Ancak ağız diş sağlığı programı ve diş teknisyenliği programı gibi bizim destek verdiğimiz diğer sektörlerde var. Hocamın da ifade ettiği gibi bu öğrenciler için büyük bir avantaj. Çünkü gündüz derslerine vakit ayırıp akşam çalışabilirler yahut tam tersi akşam derslerine giderken gündüz çalışabilirler. Ki biz diş hekimliği fakültesi olarak o iki programa bu anlamda destek veriyoruz. Öğrencilerimize kapılarımız her zaman açık. Peki sizin staj imkanlarınız ve yerinde uygulamayı çok az anlattınız. Nasıl sağlıyorsunuz bunu öğrenciye? İki şekilde sağlıyoruz. Bu bahsettiğim iki merkezle Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama Merkezi öğrencilerin yerinde uygulama ve staj imkanı sağlayabilecekleri iki önemli sektör. Ancak tabii sağlık sektöründe çok önemli bağlantılarımız olması vesilesiyle öğrencilerimizi evlerine yakın, rahat ulaşabilecekleri çözüm ortaklarımızla yani sektördeki önemli hastanelerle, polikliniklerle, diş hekimleriyle anlaşarak onların yanlarında staj yapmaya yolluyoruz. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Peki Alev Hocam, 2 yıllık bir bölümden mezun olan bir öğrencinin fakülteye geçme şansı nedir? Tabii ki çok yüksek. 2 yılla gidecek olan ya da gitmeyi planlayan öğrenciler bence şimdiden kendilerini hazırlasınlar. Program içerik olarak benzediği durumlarda ismen aynı olması şart değil. Derslerinin bir kısmının benzemesi ya da konunun içeriğinin, genel konunun içeriğinin benzemesi yeterli. Örneğin muhasebe 2 yıllıkla, muhasebe 4 yıllık değil, muhasebe 2 yıllık işletme 4 yıllığa da geçiş yapabilir. Dikey geçiş sınavlarında da başarılı oldukları takdirde bu öğrencileri biz fakültelerimize kabul ediyoruz. Kabul ettiğimizde öğrencilerin geçmişte aldığı dersleri, ders içerikleri ve kredileriyle değerlendiriyoruz. Genelde bu öğrencilerimiz normal 4 yıllık öğrencilerden artı 1 yıl daha fazla okuyorlar. Fark dersleri oluyor çünkü. Ama bunun dışında aynı koşullarda aynı bir eğitim görmüş oluyorlar. Peki, çok öneririm. Evet, çok önemli gerçekten. Bunu öğrencilerin aslında iyi anlamasını ben çok istiyorum açıkçası. Yani en azından açıkta kalan öğrenci olmasın. Olmasın, 2 yıla girsinler. Evet. 2 sene sonra dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık öğrencisi olacaklar. Bir de dikey geçiş sınavı ile ilgili sizin üniversitenin öğrenciye verdiği bir sunduğu bir avantaj var. Tabii ücretsiz ki. Kurs veriyoruz. Biz kendi öğrencimize, 2 yıllık da okuyan öğrencimize ücretsiz kurs veriyoruz. Hocam geçen gün mütevelliye başkanınız şeyi söyledi. Yani kendi öğrenciniz olmasa da olmasa da gelebilirler. Doğrudur. Evet, ama kendi öğrencimizin hepsi bu kurstan geçiyor. Evet. Peki şimdi İstanbul İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İstanbul Aydın'ın öğrenci faaliyetlerinden biraz bahsedelim mi? Öğrencimizi biz genelde aktif tutuyoruz fakülte içinde. Fakültenin bütün çalışmalarına katmaya çalışıyoruz. Zaten öğrenci temsilcilerimiz var her sınıfta. Öğrenci temsilcilerimiz kendi içlerinden fakülte temsilcisini seçiyor. Bu öğrenci fakülte temsilcisi kurullarımıza da, akademik kurullarımıza da katılıyor. Onun yanı sıra fakülte içinde herhangi bir aktivite düzenlediğimiz zaman, konferans, kongre, benzeri çalışmalar gibi öğrencilerimizden destek alıyoruz. Ve en önemlisi de biz başarılı öğrencilerimizi fakültenin içinde asistan öğrenci olarak değerlendiriyoruz. Hem öğrenciler kendi bünyelerinde çalışıp bir miktarda maddi gelir elde etmiş oluyorlar. Hem de özellikle ileride akademisyen olmak isteyen öğrenciler için çok güzel bir staj imkanı oluyor. Bunun yanı sıra yerinde uygulamadan da söz etti Burcu hocamız. Evet. 350 bin küsür bizim çalıştığımız paydaşımız var. Ama isteyen öğrencimiz stajını üniversitemizin bünyesinde de yapabiliyor. Fakültemizde, fakültemizin bölümlerinde de stajını yapabiliyor ve bilgi donanımına sahip olabiliyor. Evet. Öğrencilerimizi hep aktif tutuyoruz bu şekilde.
Kesinlikle. Peki şimdi toparlamak adına söylüyorum. Çok kısa bir dönem süre kaldı tercihlerin bitmesine, biliyorsunuz 18'inde bitiyor. Hı hı. Vermeyen öğrencileriniz için neler önerirsiniz? Tercihlerini vermeyenler evet, için mi? Belki muhakkak bir şey yapsınlar. Çok azı bunların büyük olasılıkla farklı düşünceleri vardır, iddiaları vardır. Ama hı-hı, onun dışında olanlar, özellikle de puanım yetmiyor, hı-hı, seneye deneyeyim diyenler bence hiç düşünmesinler. Puanlarının yettiği yere girsinler, 2 yıllık da olsa girsinler. Ve dikey geçiş sınavından faydalansınlar. Dikey geçişten faydalansınlar ya da fakültenin içine girdikten sonra benzer başka bir bölüme, evet, atlama yapsınlar. Örneğin X bölümünü, isim vermeyeyim, hı hı, içlerine sindiremiyorlarsa ama puanları ona yetiyorsa ona girsinler. Sonradan diğer bölüme geçme şansları da var. Şanslarını muhakkak kullansınlar. Evet. Peki. Hocam sizden de bir iki cümleyle alabilir miyim? Özellikle diş hekimliği fakültesini tercih edecek öğrencilere kapımızın her zaman açık olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü pratik uygulamanın nasıl yapıldığını, hocaların onları nasıl desteklediğini muhakkak gözle görmeleri lazım. O anlamda sadece tercih masalarına gidip oradaki rehber uzmanlarımızla ya da hocalarla konuşmak değil, hem kampüsümüzü hem diş hekimliği fakültemizi ziyarete bekliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edecek Eğitim ve Yaşam.